Az önce Çanakkale'de Ezine merkezi 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.23 kilometre derinliğinde. Son duruma dair sıcak gelişmeleri alacağız. TV editörü Soydan Menekşelioğlu'ndan. Soydan, hoş geldin. Geçmiş olsun. Neler yaşandı, senden dinleyelim lütfen. Teşekkürler Osman. Saat 6:20 kala bir anda çok şiddetli bir sarsıntıyla hepimiz fırladık. Allah'a şükür bu Ezine merkezde bütün binalar iki katlı müstakil yapılar olduğu için, öyle çok yüksek bir bina olmadığı için çok büyük bir hasar şimdilik görünmüyor. Burada valiyle, belediye başkanıyla irtibata geçmeye çalışıyoruz. Köylerden haber almaya çalışıyoruz. Ezine merkezde ve çevresindeki köylerde şimdilik bir hasar gözükmüyor. Korkutan bir durum yok, fakat çok büyük bir paniğe neden oldu. Sarsıntının başlamasıyla birlikte Ezine'de, biz şu anda Ezine'nin köylerine doğru gidiyoruz. Herkes dışarı fırladı. Kısa fakat çok şiddetli bir sarsıntıydı. Herkes büyük paniğe kapıldı, dışarılara çıktı. Şu anda gördüğümüz kadarıyla biz Ezine'nin bu Tavaklı İskelesi köyüne geldik. Burada da genellikle iki katlı veya tek katlı yapılar var. Bir hasar görünmüyor, ancak insanların yüzlerinden hala o paniği okuyabiliyoruz. Çünkü bayağı şiddetli bir sarsıntıydı. Özellikle tatilciler, İstanbul'dan gelen, depremden kaçıp tatile gelen tatilciler büyük paniğe kapılmış durumda. Ama dediğim gibi şu anda bir can veya mal kaybına dair bilgi gelmedi. Bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla çok büyük bir hasara neden olmadı. Fakat tabii insanlarda şunun korkusu var. Bu acaba artçı deprem miydi, arkası gelir mi, öne olur mu? Çünkü dün de yine bu civarda 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştu. Akşam bayağı hissedenler oldu onları da. Geceyi dışarıda geçirenler oldu hatta. Bir de şimdi bunun üzerine bu büyük deprem olunca insanlar epey bir paniğe kapılmış durumda. Fakat genel olarak gözle görülen bir hasar yok. Binalarda gözlemleyebildiğimiz kadarıyla çatlaklar ya da yıkılmalara rastlanmıyor. Fakat insanlarda büyük panik var tabii. Açıklamalarda geliyormuş peş peşe Soydan. Ezine Belediye Başkanı'nın bir açıklaması var. Aynen senin de söylediğin doğrultuda herhangi bir yıkım ve hasar söz konusu değil. Yaralanma ve can kaybına ilişkinde bir ihbar ya da bilgi, belge söz konusu değil diyor. Ne kadar sürdü? Çok mu şiddetliydi hakikaten? Bundan önceki depremleri de biliyoruz, yaşadık bu bölgede. Tabii. Sen de hepsini tecrübe ettin. Ne söylersin? Evet, İstanbul'da da epey deprem yaşamıştık. Yeryüzüne yakın olduğu için Osman çok şiddetli hissettik. Yani biz o sırada yatıyorduk. Bu şeyde binalardan falan dışarı çıkan insanlarla beraber biz de koşturduk. Epey bir salladı. Arkasından da çok büyük bir gürültü geldi. Yani bu İstanbul'da yaşadığımız depremleri aratmayan bir depremdi. Hani şu anda hala bir taraftan da gezerek gözlemliyorum. Sahillerdeki insanlar bile paniğe kapılmış durumda. Herkes, özellikle İstanbul'da da hissedilmesi çok daha büyük korkuya neden oldu. Herkes yakınlarından haber alabilmek için telefonlara hücum etmiş durumda. Dediğim gibi genel olarak çok büyük bir panik havası hakim. Bunun arkasından bir deprem gelir miydi, acaba önce olur mu, artçıları olur mu diye herkesin aklında sorular var. Fakat görüldüğü kadarıyla, şimdi tabii Çanakkale Ezine diyoruz ama Ezine'nin köyleri de çevreye çok yayılmış durumda. Yani her köy arasında 2-3 kilometre mesafe var. Bu köylerin bazılarında çok eski yapılar var, taş binalar var, kerpiç yapılar var. Yani tam hasar raporunun gelmesi biraz sürecektir ama ilk gelen bilgilere göre etraftaki sitelerde bir şey yok. Hasar yok, can kaybına dair bir şey yok. Yaralı bilgisi de henüz gelmiş değil, fakat panik çok büyük. Şu anda da vatandaşlar hala dışarıda, evlerine girenler yoktur zannederim ki. Nasıl gözlemliyorsun o durum? Tabii, dediğim gibi yani bir taraftan da yol kenarından giderken bakıyoruz. Sahildeki insanların bile hepsi ayaklanmış, herkesin elinde bir cep telefonu, yakınlarından haber almaya çalışıyorlar. İletişim anında herhangi bir aksaklık yok ama, değil mi? Yok, şu an için yok. Zaten çok fazla bir kalabalık olmadığı için de genel olarak iletişim hatları bunu kaldırabiliyor. Ben bugün şimdiye kadar hani etrafımda gözlediğim kadarıyla bayağı da kalabalık bir alandayız. Ulaşamayan kimseyi görmedim. Peki. Resmi açıklamalar da bu yönde zaten. Peki. Soydan Menekşelioğlu, çok teşekkürler. Tekrar büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Devam edelim kaldığımız noktadan. Sıcak bir gelişme, tabii bölge sakinlerinin tedirgin olduğunu biliyoruz. Az önce yapılan açıklama doğrultusunda herhangi bir yıkılan, hasar gören binanın olmadığı bilgisi paylaşıldı Ezine Belediye Başkanı tarafından. İlerleyen dakikalarda net bilgiler gelecek ama deprem mühendisi Bülent Özmen'e de soralım. Hattımızda kendisi. Bülent Bey,
Hoş geldiniz yayına. Geçmiş olsun diyerek başlayalım öncelikle. Hoş bulduk diyorum. Ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölge her oldukça ne kadar hareketli son dönemde, tedirginlik verici bir durum var mıdır? Nasıl yorumlarsınız bu son depremi? Şöyle tabii, hani bölge derken aslında bugünkü deprem, az önce meydana gelen deprem Ayvacık'la Ezine arasında meydana geldi. Daha önce bu hattın biraz daha uzağında, Bigadiç'e doğru olan hatta bir aktivite vardı. Yani Çanakkale bölgesi, Çanakkale ili Türkiye'nin hani deprem tehlikesi en yüksek yerlerinden olduğu için, bu bölgede çok sayıda irili ufaklı fay olduğu için de hani bu ve buna benzer büyüklükte depremler hiçbir zaman bizi şaşırtmıyor. Yani olağan akışında olduğunu söyleyebiliriz şu andaki mevcut bilgiler ışığı altında. Müstakil bir deprem olarak mı değerlendiririz bunu Bülent Özmen? Evet, yani şu anda müstakil bir deprem. Herhangi bir depremle, daha önce meydana gelen depremlerle bir ilişkisi olduğunu söyleyemeyiz. Çok önce burada bir 5-10 yıl önce bir Ayvacık civarında bir deprem meydana gelmişti. Ama onunla da ilişkili olduğunu düşünmüyoruz. Bir müstakil bir deprem diye düşünüyoruz. Karada olduğu için de tabii özellikle Ezine ve Ayvacık'ta yaşayan çok sayıda kişi tarafından da hissedilme olasılığı oldukça yüksek. Herhangi bir hasar yaratma olasılığının da çok çok düşük olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Tam olarak onu soracaktım aslında. 4.7 büyüklüğünde bir deprem bir şey yapar mı diye. Ama bazen öyle tedirgin oluyoruz ki özellikle son dönemde 5'in üzerinde, aslında biz de onları büyük depremler olarak nitelemiyoruz. Fakat yıkılan binalar gördük, o yüzden tedirgin oluyoruz. Bu vurgunuz evet, önemli. O Türkiye genelinde aslında bu 6 Şubat depremlerin tecrübesi hepimizde bir travma yarattı aslında. Tam da dediğiniz gibi duygular içinde oluyoruz. Herhangi bir deprem, özellikle 4'ü geçen büyüklükteki depremlerde. Ama işte maalesef ülkemizde bu ve buna benzer büyüklükteki depremlerde kısmen de olsa hasar yapıyor ama herhangi bir can kaybına falan neden olma olasılığı yok denecek kadar az. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da açıklaması var. Hemen onu da aktaralım, sonra devam edelim. Tamam. Bülent Bey, Çanakkale Ezine'de sosyal medya hesabından, X hesabından bir paylaşım yaptı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Çanakkale Ezine'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sağ taramalarına başlamıştır. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. 112 acil servis, acil çağrı merkezine gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından. Çanakkale Ezine merkezde depreme ilişkin son durumu, son bilançoyu aktarmış, paylaşmış. Devam edelim kaldığımız noktadan. Şimdi bu bölgede yaşanan depremler, biz hep olası Marmara depremini konuşuyoruz. Şu kadar vade kaldı, bu kadar zaman dilimi kaldı. İşte oradaki hattaki gerginlik çok fazla, iki noktadan kırılabilir vesaire vesaire. Siz uzman olarak bu görüşlerin hepsini yapıyorsunuz. Bu deprem bizi tedirgin edecek bir deprem olur mu? Arkasından büyük ihtimalle hani sizin de ifade ettiğiniz şekilde müstakil depremlerin ardında 4.7'yi aşmayacak depremler beklenir ama 6 Şubat'ta biz onu da tatbik ettik. Tedirgin edici bir durum var mıdır? Şöyle, hani buradaki depremle Marmara Denizi'nde olacak depremin hani uzaktan yakından ilgisi yok. Birbirinden bağımsız fay hatları üzerinde meydana gelen depremler. Hı hı. Dün veya ondan önceki gün hani Marmara Adası'nın hemen Marmara Denizi içinde de bir deprem meydana gelmişti. Ama Marmara Denizi'nin deprem tehlikesinin de bu depremden bağımsız olarak oldukça yüksek olduğunu, önümüzdeki günler, yıllar içinde de deprem olma olasılığının da her geçen gün arttığını da sizin vesilenizde belirtmiş olalım. Ama birbiriyle ilişkisi olmadığını da tekrar vurgulamış olalım yine sizlerin aracılığıyla. Peki bu bölgede daha büyük bir depreme gebe midir bu durum? Ya da bu bölgede büyük bir deprem bekleniyor mu kısa vadede? Şöyle, tıpkı bu Marmara depremi gibi. Tabii civarında üretme potansiyeli olan, yani orada hem karada hem Ege Denizi içinde 6'dan büyük deprem üretme potansiyeli olan faylar var. Yani bunların tabii biz her ne kadar tam ne zaman kırılacağını bilemiyor olsak da geçmiş dönemde meydana gelen deprem verilerine, deprem fayın derinliğine, fayın uzunluğuna,
bu tip bilgilere bakarak da bunların deprem üretme potansiyeli hakkında yorumlarda bulunuyoruz. Bu bölge tabii hem Türkiye'nin hem dünyanın hani deprem açısından Ege Denizi, özellikle Ege bölgesi deprem üretme potansiyeli oldukça yüksek bir bölge. Çanakkale'de zaten 2019 yılında bu AFAD tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan resmi deprem tehlike haritasına göre de Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek yerlerden biri olarak gösteriliyor. Dolayısıyla da hem bu büyüklükte hem bundan daha büyüklükte deprem olma olasılığı da olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugünden yarına hemen olacak demek de biraz zor. Tabii tarihini, zamanını bilemiyoruz, biliyorsunuz depremin. Ama biz her zaman binalarımızı, yapılarımızı yaparken resmi deprem tehlike haritasına, bina deprem yönetmeliğine ve zemin etüdünden elde edilen bilgiler ışığı altında binalarımızı yaparsak bu ve buna benzer veya bundan daha büyük depremlerden de etkilenme olasılığımızı, hasar görme olasılığımızı en alt düzeye indirmiş oluruz. Evet. Peki, devam edeceğiz Bülent Hocam. Soracağım sorular var ama şimdi bölgeye bir gidelim. Bölgeden son gelişmeleri de almış olalım. Onun üzerine daha detaylı konuşuruz. Cemhan Şen, Çanakkale DEA muhabiri bizimle birlikte. Cemhan, geçmiş olsun. Son durumu aktarır mısın bize? Kuşkusuz son gelen açıklamalar doğrusunda riskli bir durum söz konusu değil. Can kaybı yok. Yıkılan hasarlı bir bina yok. Öncelikle o açıklama yapılmıştı. Var mı yeni bir gelişme? Evet, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde AFAD verilerine göre saat 17.39 sıralarında meydana geldi deprem ve depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü. Yerin 10 kilometre altında meydana geldi deprem ve Çanakkale'nin yanı sıra Tekirdağ, Balıkesir gibi yakın illerden de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın bir açıklaması var depremden önce ve herhangi bir olumsuzluğun kendilerine intikal etmediğini, ekiplerin sahada çalışmalarına, tarama faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Arı Yerlikaya da aynı şekilde meydana gelen depremde ilgili kurumların, tüm ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettiğini ve olumsuz bir durum olmadığının altını çizdiğini söyleyebiliriz. Kentte kısa süreli paniğin ardından hayat normale döndü deyip sözü tekrar size bırakalım. Şu anda hayat normale döndü, vatandaşlar normal yaşantısına devam ediyor, evlere giriyorlar o zaman. Evet, yani çoğu Çanakkale merkez dahil olmak üzere Çanakkale'nin birçok ilinde depremin hissedilmediğini bazı noktalarda söyleyebiliriz. Özellikle dışarıda olan vatandaşların depremi hissetmediğini biz dışarıda etüt ettik. Onun dışında bazı evlerde de depremi hissetmeyen vatandaşlar ya da tedirgin olmayan vatandaşların sokağa çıkmadığını söyleyebiliriz. Ezine ilçesinde tabii ki merkez üssü olduğu için daha panik bir durum oldu ve orada da hayat normale döndüğünü, herhangi bir olumsuz olmadığını söyleyebiliriz. Peki. Cemal Şen, teşekkürler. Çanakkale DEA muhabiri, son gelişmeleri aldık kendisinden. Bölgede hayat olağan akışına uygun şekilde devam ediyor. Hemen Bülent Hocam'a tekrar dönelim. Hocam, Çanakkale'nin bölge yapısı, coğrafi yapısı, toprak yapısı, zemin yapısı nasıldır? Yani 4.7 büyüklüğünde bir deprem, şimdi bazı noktalarda hissedilmemiş diyor. Yerin 10 kilometre altında, aslında çok da uzak bir mesafe değil. Karada gerçekleşen bir deprem. Bunu nasıl yorumlarsınız? Neler söylersiniz? Evet, aslında tabii hem Bakan Bey'in hem Vali Bey'in hem sizin muhabirin yapmış olduğu açıklamalar oldukça sevindirici. Ben de şu anda aslında Burhaniye'de bulunuyorum. Yani deprem merkez üstüne yakın bir noktadasınız. Evet. Ben de hissetmedim açıkçası dışarıdayken. Hani demek ki yani bunun derinliğinin biraz az olması uzak noktalardan, kısmen de uzak olan yerlerde hissedilme oranını düşürüyor. Daha çok Ayvacık ve Ezine'de, hemen deprem merkez üstüne yakın yerde olan kişileri, insanları, özellikle evin içinde olanları bir şekilde hissetmiş oluyorlar. Tabii bölgede hem sağlam hem sağlam olmayan diyeceğimiz zemin özellikleri var. Yani bunu tabii ancak genel olarak yorumda bulunabiliyoruz. Hani bölge bölge ev ve zemin yapısını bilmek mümkün değil ama sonuçta Türkiye geneli gibi Çanakkale ili, Balıkesir ili hem zemin açısından hem kurallara uymayarak yapılan
bina stoğunun fazlalığı yüzünden de Türkiye'nin diğer yerleri gibi buralarda da bu ve benzer büyüklükteki depremler maalesef endişeye neden oluyor. Bu açıdan da biz tabii her depremden aslında ders alarak önümüze yol almakta fayda var. Özellikle binasının riskli olduğunu, binasının deprem açısından tehlikesinin durumundan şüphe eden kişilerin de işte kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması, bulundukları binaların da riskli olup olmadığı ile ilgili tespit yaptırarak bunları varsa sıkıntılı bir durum güçlendirerek ilerleyen zaman içinde olması beklenen daha büyük bir depremlere de binalarımızı hazırlamakta fayda var. Peki. Doçent Doktor Bülent Özmen deprem mühendisi. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için, katkılarınız için çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Çanakkale Ezine Merkezi 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ezine'de ve yakın çevrede oldukça hissedildi. Fakat çevreden biraz uzaklaşıldıkça depremin merkeze yakınlığı çok fazla olduğu için geniş alana yayılmadı bilgisini de aktardı Bülent Özmen bizlere. Herhangi bir riskli durum söz konusu değil. Yıkılan, hasar gören bir bina yok. Can kaybı söz konusu değil. Herhangi bir yaralanmanın olduğuna dair bir bilgi de yok henüz. Oldukça sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu depremin akabinde artçıları olur mu? Bundan sonra bölgede hareketlilik olur mu? Onu da önümüzdeki süreç gösterecek. Depremle ilgili bir yorum yapabilmek pek mümkün değil.